Şeker hastalığına neler sebep olur? Bitkisel çözümleri nelerdir? Şeker hastalığına neler sebep olur? Bitkisel çözümü var mı? Evet. Şeker hastalığının sebebi tabii ki yanlış beslenme, spor yapmama vesaire. Fakat asıl büyük faktör şeker hastalığını tetikleyen alkol. %90 pankreasın iflas etmesi yani yeterince inzülin salgılayamamasının sebebi %90 alkolden kaynaklanır. Diyeceksiniz ki alkol içmiyor insanların çoğu. Onlarda da var. Alkol içmediği halde kişide şeker var. Neden kaynaklanıyor? Çünkü bağırsaklarında mantar var. Mantarlar en ağır, en toksik alkolü üretir. Metil alkol, butil alkol, heksil alkol gibi. Bu zehirli alkoller nereye gidiyor? Emiliyor. Bir bağırsakları yakıyor, iki emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer bağırsaklardan gelen bu toksik maddeyi arıtmak için aşırı B6, B12 vitamini harcıyor. Zamanla arıtamadığı, zararsız hale getiremediği alkol nereye gidiyor? Kanda dolaşıyor ve diğer organlara. Mesela pankreas. Pankreas dil gibi bir organ. Üzerinde beta hücreleri var. Lancaselin denir. İnsülin salgılayan. Pankreas ortalama 1 litre enzim salgılar. Lipaz amilaz, tripsin gibi. Şimdi %2'si sadece bunlardan inzülin. Geri kalanı başka enzimler. İnsülin salgılayan hücreler diğer hücrelerden farklı, çok yumuşak. Pankreasta biraz sertleşme, yağlanma olduğu zaman insülin salgılayan hücreler hemen küser. Yani insülin salgılamaz. Yan gelir yatar. İşte insülin salgılayan hücreleri, adacık hücreleri veya beta hücrelerini tekrar aktif hale getirmek mümkün. Nasıl mümkün? Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 bitkiyi dünya çapında işte şekere karşı etkili denen bitkileri incelemişler ve içlerinden en etkili olan gurmar. Gurmar Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Bunun birleşiminde cinnamik asit diye, asit dediysem zararlı bir şey değil, elmada da var asit, malik asit. Limonda sitrik asit. Yani meyve asidi, zararlı bir şey değil, bitkisel asit, kimyasal asit değil. Kimyasal asit, onlar farklı farklı kategorilerde. Herhangi bir yan etkisi yok. Asit deyince yanlış anlaşılmasın. Cinnamik asit ne yapıyor? Pankreası tekrar çalıştırıyor, yeterli ve kaliteli insülin salgılamasını sağlıyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmada 4565 diyabet hastası gurmarla tedavi edilmiştir. Evet. Kişi ama kalıcı çözüm nasıl olur? Bir, alkol içiyorsa alkolü bırakacak, sigara içiyorsa sigarayı bırakacak. Aşırı hayvansal besinleri biraz azaltacak. Artı bağırsaklarında mantar varsa mantardan kurtulacak. Bağırsaklarındaki mantardan kurtulmadığı zaman mantarların üretmiş olduğu toksik madde ileride tekrar başka hastalıkları tetikler. Yani çözüm Peki mümkündür, çok problem değil. şeker yemek şeker hastalığını tetikler mi? Elbette tetikler. Yani bugün günümüzde 100 yıl önce kişi başına düşen şeker yıllık 30 gramken yıllık bir kişi başına düşen şeker yıllık bir yılda yani 365 günde ortalama bir kişinin tükettiği şeker 30 gram iken bugün günümüzde günde bir insanın tükettiği şeker en az 50 gram, 60 gram, 100 gram. Neden? Yediğimiz her şeyde şeker var. Mesela asitli içecekler. Kolaydı vesaireydi veya meyve suları. Hepsinde var, şeker var. Bir kutu herhangi bir kola içiyorsunuz. Fark etmez şu bu marka. Zaten 50 gram şeker var. Yani o gün hiçbir şey yememesi gerekir. Bitti gitti. Fazladan bir şey yerse bunların hepsi şekere dönüşür dönüşür pankreası iflas ettirir. Bazıları diyor ki ya şeker yemedi de iyi de şeker vücudun şeker ihtiyacını nasıl karşılayacak? Yüz yıl önce şeker vardı. Vücut şeker ihtiyacını nasıl karşılıyor? Yediğimiz her şey karbonhidrat içeren her şey şekere dönüşür. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, meyve vesaire. Aklına karbonhidrat içeren her şey
karaciğer ve diğer hücreler şekere dönüştürüyor. Yani bizim ekstra şeker almamız demek pankreası yormak demek. Onu iflasa zorlamak. Evet. Hadi iflas et diye onu zorlamak. O zaman şöyle diyebiliriz yani birçok gıdada aslında doğal şeker vardır. Onun dışında şeker takviyesine gerek yoktur. Karbonhidrat şekere dönüşür. Evet. Ekmeği biraz fazla çiğneseniz evet, şeker tadı verir. Şeker almak ekstradan zaten normal değil, sağlıklı değil, doğal değil. Ekstradan şeker almak, gıdalardaki şekerler bile tehlikeli. Yani şeker kullanmak aslında bir insanın hayatına sonradan girmiştir. 100 yıl önce şeker yoktu. Şeker mi vardı? Yoktu. Sonradan çıktı bütün bunlar. Evet. Şekerle ilgili konuştuk. Şimdi şekere karşı dünyada en etkili bitki kurmar. Kurmanın yaprağının ekstraktı cinnamik asit içerir. Bu pankreastaki beta hücrelerini tekrar faal hale getirir, aktif. Yani pankreası güçlendirir, yavaş yavaş şeker hastalığını önler. Nereden biliyoruz? Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde evet, 4565 hasta üzerinde denenmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde kurmanın hapı damlası derecesi yapılıyor. Biz onlardan farklı olarak ne yaptık? Yaban mersini ekstraktı, hindiba ekstraktı, keçi sedefi ekstraktı. Evet. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Kurmar. Fakat kişinin mesela bağırsaklarında mantar varsa, damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme varsa, kolesterolü varsa o zaman değişir. Mesela kolesterolü varsa, yüksek tansiyonu, kolesterolü varsa iksir de gerekir. Evet. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera jeli de gerekir. Yani kişiye göre tedavi süreci değişir. Eğer ki midesinde gastrit ülser varsa bilmek gerekir. O zaman tonit de gerekir. Yani duruma göre hastalıkları, bu hastalığı tetikleyen faktörleri ortadan kaldırdığınızda problem kökten çözülür. Aksi takdirde sadece kurmayla şekeri tedavi edersiniz. Fakat karaciğerde yağlanma varsa, bağırsakta mantar varsa, midede problem varsa bunları tedavi etmedikçe evet, şeker diyabetten kurtulur ama bu sefer başka problem ortaya çıkar. Kökten çözüm nasıl olur? Karaciğer yağlanmasını, bağırsaktaki mantarları, bütün organları tedavi ettikten sonra mümkündür. Evet.